Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. İyisiniz. Sevgili hemşerilerim diyeyim. Dostlar, yani uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda teknik direktör olarak durmak, işte ara ara ihtiyaç duyulduğunda böyle görevden kaçma şansımız yok. Maalesef zor zamanlarda sahne alıyoruz. Gönül isterdi hoca sezonu bitirsin. Yakışan buydu bence. Ama ben Yılport Samspor Akademi Direktörü olarak bana görev tebliğ edildi. Patronumuz yapacaksın dediğinde kaçma şansımız yoktu. Çok isteyerek yapmadım bu görevi. Çünkü maalesef bu memlekette çok çalışmış bir antrenör olarak kredimiz çok az. Yani yabancı bir antrenör geliyor, 10 maç, 7 maç yenilse ses çıkartılmıyor. Birinci maçta Yüceliğer protesto ediliyor. Onun için ben antrenörlük, teknik direktörlük yapmayacağım dedim. Ama zor günde kulübümü yalnız bırakamazdım. Onun için bu görevi zorunlu olarak kabul ettim. Başkanımız herhalde teknik direktör önümüzdeki yıl ve gelirse daha erken bir çalışma içinde. Şöyle söyleyeyim, biz üzerimize düşeni Samsun Sporlu olarak yapmak zorundaydık. Bugün de güzel oldu. Oyuna gelince siz keyif aldıysanız, gerçekten oyunun sonunda değiştirecek oyuncu bulamadım. Baktım istatistiklere, oyunu biz kontrol etmişiz. Geneline baktım, hani vakit mi geçirelim, ne yapalım? Beraberiz, gol atmamız lazım. Polat'la Melih'i değiştik, biliyorsunuz. Arada Tallo'yu oyuna soktuk. Halbuki 3 değişikliğimiz daha vardı. Gerçekten oyundan çıkaracak oyuncu bulamadım. Onun için oyunculara teşekkür ediyorum. 4 tane tap oyuncumuz vardı. Hasan, Fofana, Vukan ve Tomani. Bunların yanına oynamayan oyuncuları inşa ettik. Onlara süre verdik. Bildiğiniz Yasin dışarıdaydı. İşte Soner yoktu. Yani bunlar bizim devamlı oynayan oyuncularımızdı. Ama çok iştahlı oynadı diğer çocuklar da. Bugünkü onların da emeğine sağlık. Bence oturdu. Arzulu iştahlı oynayınca iş değişiyor. Rahatladık. Matematik bize sıkıntı verdi biraz. Söylemler başladı Samsun'da. Ya işte aşağısı yaklaştı falan filan. Yani Samsunspor marka. Her yerde söylüyorum. Samsunspor ikincilikte de olsa, üçüncülikte de olsa bence Türkiye'nin en önemli 10 takım arasında. Türkiye'de bir Samsunspor arma sempatimiz var. Onun için biz de armaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var. Ben akademi direktörü olarak söylüyorum. Bir puan rahatlığımız olsa inanın işte Muhammed'i sokamadım mesela, ya hata yapar. 17'nin oyuncusu Muhammed. Sokamadım. Hata yaparsa ihale ona kalır. Yani rahat olsak daha göreceğiniz oyuncular var. İnşallah başkanımıza söylüyorum. Transferi biraz az tutsun. Sayı olarak azaltalım. Benim burada alternatif olacak. Süre aldığında işte Polat gibi, Yunus Emre gibi, Ali Kılıç gibi, Hakan gibi çok oyuncu var. En azından bu çocukları yerel oyuncular olarak değerlendirmek gönül istiyor. İnşallah Samsunspor'un bakış açısı değişir. Biz aşağıda üretmeye devam edeceğiz.